İyi akşamlar sevgili seyirciler. Siyaset Bildirine hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz. Sayın Öztürk Yılmaz'ı zaten yakinen tanıyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir lider. Televizyon programlarında bu farkını her zaman ortaya koyan cesur, yürekli bir genel başkan. Bugün Sayın Öztürk Yılmaz'ı konuk etmek istedik pencereye. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve şu anda Öztürk Yılmaz bizimle birlikte. Önce Öztürk Yılmaz kim? Onu bir tanıyalım. Bir veteri hazırlamıştı arkadaşlarımız. Bir Öztürk Yılmaz'ı tanıyalım, ondan sonra devam edelim. Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanarak Ankara'ya geldi. Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda master yaptı. Evli ve 3 kız babası olan Yılmaz çok iyi seviyede İngilizce, Rusça ve Portekizce biliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daire Başkanlığı ile Başbakanlık Dışişleri Baş Danışmanlığı'nda yine daire başkanı olarak görev yaptı. Yurt dışında ise Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak görev aldı. 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi oldu. 1 Kasım 2015 genel seçimleriyle 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP Ardahan Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 16-17 Ocak 2016 tarihinde yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyeliğine seçildi. 3 yıla yakın dış işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. FETÖ ve bölücü kesimlerin partiden uzaklaştırılmasını istediği ve parti içindeki diktatörlüğe baş kaldırdığı için CHP yönetimi tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde partiden ihraç edildi. IŞİD'in elinde 101 gün esir tutuldu ve işkence gördü. Döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kendisine verilebilecek herhangi bir tazminatı kabul etmedi. Eğer bir tazminat olacaksa bunu vatan için canlarını feda eden şehit çocuklarına bağışlamak istediğini yazılı olarak beyan etti ve tazminat almadı. Esir olduğunda gazi unvanı verilmesini de istemedi ve talepte bulunmadı. 20 Kasım 2018 tarihinden 20 Temmuz 2020 tarihine kadar Ardahan bağımsız milletvekili olarak görevine devam etti. Türkiye'de artık bu düzenle devam edilemeyeceğinden hareketle 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurarak özgürlük, üretim, adalet, sosyal barış ve diğer alanlarda güçlü ve milli bir programla halkımızın karşısına çıktı. Estağfurullah. Efendim öncelikle Kadınlar Günü, isterseniz onunla başlayalım. Öztürk Yılmaz Dünya Kadınlar Günü'nde neler söylemek ister? Öncelikle üzülmeyin, teknik sorunlar her zaman olabilir. Ben buradayım, sizin için zamanımı ayırdım. Bütün Malatyalı kardeşlerime öncelikle saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Partimizde de kadına çok büyük değer veriliyor, önem veriliyor. Partimizin tüzüğünde kadın erkek eşitliği var. Bütün kademelerde %50 kadın, %50 erkek eşitliğini uyguluyoruz. Ama fiiliyatta %60'a varan bir kadın oranımız var. Bu önemli bir gün. Tabii sadece kadınları bugüne sıkıştırmamak gerekiyor. Bunun hepimiz farkındayız. Kadınlara yönelik şiddete, ayrımcılığa, kötü muameleye tamamen karşıyız. Ve bugün
bu güzel gündemi kutlamak istiyoruz. İnşallah kadınlar açısından acıların olmadığı, bedenin kötü muamelenin olmadığı bir yıl diliyoruz. İnşallah temennilerinize biz de katılıyoruz. Şimdi efendim tabii dünya bir savaş yaşıyor. Ukrayna-Rusya arasında başlayan bu savaş sanki yayılacak gibi görünüyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını ifade etseler de herhangi bir askeri destek sağlanmıyor. Siz deneyimli bir diplomatlarınız, gerçekten çok önemli görevlerde bulundunuz. Ukrayna-Rusya savaşını nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Ukrayna şu anda çok kötü bir muameleye maruz kalıyor, uluslararası saldırıya, işgale maruz kalmış, uluslararası hukuk tamamen çiğnenmiş durumda. Ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ihlal edilmiş bulunuyor. Tabii bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, en sert şekilde kınıyoruz. Ama işgalin en azından şu an itibariyle görünen Ukrayna'nın ikiye bölüneceği, Dnieper Nehri'nin doğusu ve batısı olarak Doğu Ukrayna, bir Ruslar işgal etmek istiyorlar tamamen. Batı Ukrayna'yı da küçük, nüfus azaltılmış bir şekilde isterse NATO'ya da, Avrupa Birliği'ne de aynen Estonya, Letonya gibi diğer Baltık ülkeleri gibi alınabilir. Ruslar buna göz yumacaklar. Yeter ki kendileri istedikleri olsun. Ukrayna'nın doğusu onların elinde kalsın. Tabii şu anda savaşı durduracak en önemli konu NATO'nun veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın hava sahasını uçuşa kapatmasıdır. Kapatırsa Rus uçakları Ukrayna'yı havadan vuramayacağı için veya vurma riski halinde 3. Dünya Savaşı'nın resmen çıkacağı için en azından Putin açısından bu önemli bir caydırıcı etken olur. Ama bunu NATO yapmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri yanaşmak istemiyor. Ben daha önce de bununla ilgili bir açıklama yapmıştım bir yıl önce. Bana öyle geliyor ki sanki perde arkasından Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaşmış gibi geliyor. Yani Ukrayna'nın bölünmesi, Doğu bölgelerinin Rusya'ya bırakılması, Batı'nın da NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne alınması şeklinde eskiden hani Yalta Konferansı oldu, sonuçları sonradan öğrenildi. Şimdi de bu böyle bir senaryo yaşanıyor. Tabii bizi çok etkileyecek bu süreç. Dünya Savaşı'na, 3. Dünya Savaşı'na yol açmaması temenni ediliyor. Ama bilelim ki 2 milyondan fazla şu anda Ukraynalı Avrupa Birliği içerisine girmiş bulunuyor. Ukrayna'nın altyapısı tamamen harap oldu. Savunma sistemi çökertildi. Ülkeye bağlı olan, yurtseverlik damarı olan insanlar şu anda mücadeleyi veriyorlar. Ama ordu çok önemli ölçüde aslında dağılmış durumda. Ama Rusların da çok büyük kaybı var. İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar. Açıkçası burada bir sonuçta yine baktığınız anda Rusların dediği oluyor. Yani Rusya'da herhangi bir kente bir fişek düşmemiş oluyor. Düşenlerin hepsi Ukrayna kentlerine düştü. İşgal edilen Ukrayna kentleri, göçe maruz kalan Ukraynalılar ve altyapısı yıkılan Ukrayna. Rusların şu anda tuzu kuru. En azından çok böyle bir bedel ödemiyorlar ölen askerleri dışında. Yani kentleri yıkılmıyor, Ruslar göçe tabi tutulmuyor. Çok büyük bir trajedi yaşanıyor şu anda Ukrayna'da. O mesela Rusya'da yaşanmıyor. Sadece çocukları askerde olan insanlar ve parası çok olan oligarklar şu anda sıkıntıya düşmüş durumda. Evet. Peki, ben şuna inanıyorum. Dünya Savaşı çıkar mı? Bekliyor musunuz böyle bir şey? Yani çıkmamasını umuyoruz ve temenni ediyoruz. Zaten onu söylemek istiyorum. Yani NATO uçuşa yasak bölgeyi uygulamış olsaydı Ukrayna üzerinden. Mesela Irak'ta uçuşa yasak bölge uygulandı biliyorsunuz. Hem Irak'ın güneyinde Şiilerle kalkan sağlandı,
hem de Irak'ın kuzeyindeki Kürtlere kalkan sağlandı ve Irak federal, üniter bir yapıdan federal yapıya çevrildi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa yaptı. Şu anda NATO'nun bir kararı yoktu. Yani bunu yapan Birleşmiş Milletler'in kararı yoktu. Bu ülkeler bunu uyguladı ve hatta bizim çıkarlarımıza da aykırı şeyler oldu biliyorsunuz. Çekiş güç ve diğer şeyler. Ama mesela benzer şey Ukrayna için yapılamıyor. Çünkü Rusya nükleer bir güç. En ufak bir şekilde nükleer silah kullanmasından ve bunun da topyekun bir savaşa sebebiyet vermesinden çekiniyor. Mesela NATO Genel Sekreteri kemküm ediyor. Biden tamamen ekonomik ambargo, ticari ambargo ve diğer konularla yetinmeye çalışıyor. Ama bilmemiz lazım, kesinlikle Batılılar kendileri gidip de bir silahlı güç kullanmak istemiyorlar Rusya'ya karşı. Yani Ukrayna şu anda satılmış durumda aslında. Ukrayna bir nevi aynen bir zamanlar Gürcistan'da Sakaşvili nasıl gaza getirildi ve ortada bırakıldı ve Gürcistan'ın Osetya ve Abkazya bölgeleri kaybedildiyse, şimdi de Ukrayna yıllardır bir şekilde gaza getirildi ve Putin de şu anda resmen Ukrayna halkına karşı bir savaş suçu işliyor. Çünkü kentleri bombalıyor, sivil konvoylar vuruluyor, insanlar ölüyor ve muhtemelen iki senaryo var. Bir, Putin'in başarılı olması halinde. O zaman Ukrayna'nın Dnieper'in doğusu Rusların kontrolüne geçecek. Karadeniz'in kıyıları da Ukrayna oralara da kapatılacak Ukrayna'ya. Dolayısıyla karasal bir Ukrayna'dan bahsedeceğiz. Karadeniz'de Rus donanması olacak. Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu topraklar, kıyı şeridi tamamen Rusların eline geçmiş olacak. Putin başarılı olursa. B seçeneği, Putin başarısız olursa o zaman bir şekilde buraları tekrar savaş terse döner. Ukrayna bu direnci arttırırsa bir şekilde ve Ruslar çok savaş, yani asker kaybederse, durdurursa savaşı veya çekilmek zorunda kalırsa, o zaman Putin'e karşı içeriden büyük bir ayaklanma olur. Kremlin'de bir darbe olur. Sağ çıkarsa Putin de uluslararası ceza mahkemelerine gönderilir ve orada savaş suçlusu olarak Milosevic gibi yargılanır. Evet. Diyeceksiniz ki bu senaryoların ikisinden hangisi olabilir? Şu anda savaşın gidişatı belirler. Şu anda hangi seçenek daha güçlü onu göreceğiz. Evet. Buyurun. Şimdi efendim, Türkiye'nin bu savaş karşısında konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümet, Cumhurbaşkanı'nın bir tarafsızlık yaklaşımı sergiliyor gibi bir görüntü var. Bu Türkiye adına doğru bir politika mı? Şimdi şöyle, bir kere Türkiye'nin mutlaka, yani tarafsızlıktan kastettiğimiz nedir? Biz burada mutlak olarak bir tarafsız kalamayız. Yani tarafsızlıktan neyi kastettiğimizi önce iyi irdelememiz lazım. Yani bağımsız bir ülkenin egemenliği çiğneniyor, toprak bütünlüğü ihlal ediliyor, ona karşı silahlı güç kullanılıyor ve bu Birleşmiş Milletler şartına göre ve bütün uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yapılıyor. Tabii ki biz burada bu Rusya'yı kınayacağız, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlayacağız, savunacağız. Ama bu bizim Rusya'ya karşı silahlı güç kullanacak bir formatta olmamızı gerektirmiyor. İşte orada asıl şey çıkıyor, denge politikası. Yani kınayacağız mecburen, kınamak zorundayız. Çünkü bir bağımsız ülkeye karşı böyle bir şey kullanıyor, uluslararası hukuka aykırı. Biz bunu göz ardı edemeyiz. Ama bu ayrı bir şey. Bunun ötesine geçip Rusya'ya silahlı bir güç kullanan formatın NATO'nun veya Amerika'nın veya kullanacak formatın içerisinde bulunup asker göndermek ayrı bir şey. Burada olmamak lazım. Yani asker burada olmamak lazım kesinlikle. Ama şundan emin olalım. Putin'in yaptığı kesinlikle uluslararası hukukun ihlali, devletlerin egemenlik haklarının ihlali, tercih etme hakkının ihlali, devlet olarak Ukrayna'nın varlığını ihlal ediyor, tanımıyor.
hatta Ukrayna'yı devlet olarak görmüyor. Bu bir kere saçma bir şey. Buna elbette kınamak zorundayız. Bu kınamamız bizim silahlı olarak Rusya'nın karşısında olmamızı gerektirmiyor. Orada işte hassas bir çizgide durmamız lazım. Evet. Yani kınayacağız, yanlış yapıyor diyeceğiz ama onun ötesine geçip Rusya'yı karşımıza alacak silahlı bir güç kullanmayacağız. Çünkü burada Türkiye bir taraf olamaz. Bir kere iki taraftan da kaybedecekleri var. Onu göze alamaz ve almamalıdır da. Üç, bizim bu iki ülkeyle bu zamana kadar geliştirmiş olduğumuz hassas bir diplomasi var. Bence doğru olan bir diplomasi. Ama bu saatten sonra, yani bunu ihlal ettiğimiz anda bütün kazanımlar gider. Ve unutmayalım, bakın, kamuoyunda şu tartışılmıyor. Rusya sadece Ukrayna'da yok şu anda. Rusya Suriye'de var. Rusya bir şekilde Doğu Akdeniz'de var. Ve Karabağ'da var Rusya. Yani şu anda Rus gözlem gücü oralarda var. Ve biz buralarda zaman zaman çatışıyoruz. Zaman zaman da belli şeyler, anlaşmalar yapmak zorunda kalıyoruz. Rusya'nın örneğin kendisi Ukrayna'nın topraklarını parçalarken ve kendisine katarken uluslararası hukuku görmeyip Kıbrıs'ta ta yıllar önce ayrılmış iki devleti birleştirmek için, iki entiteyi birleştirmek için veya iki devleti, KKTC'yi Rum yönetimiyle birleştirmek için uluslararası hukuka sarılması, o onun ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Zaten uluslararası hukuk da ikiyüzlüdür. Uluslararası sistem kaostur. Büyük balık küçük balığı yutar. Allah kimsenin gölgesine mahkum etmesin. Türkiye'nin de kesinlikle bu çerçevede siyasetini doğru yürütmesi lazım. Yani yarın işler kontrolden çıkıp Rusya'ya karşı silahlı bir güç kullanma noktasına gelirse NATO, bence Türkiye ona da orada bunu NATO operasyonu olarak değil, NATO içinde bazı ülkelerin gönüllü, aynen Irak'ta yaptıkları gibi gönüllülerin isterse bir araya gelebilir Rusya'ya karşı güç kullanmada. Türkiye orada da yer almamalıdır. Yani NATO kararını mutlaka veto etmeli ve Amerika istiyorsa İngiltere'yi, Fransa'yı ve diğerlerini alıp Rusya'yla savaşabilir, silah kullanabilir. Yani ben açıkçası dış politikada çok hassas bir noktaya gelindiğini görüyorum ve bir yıldır da bunları kamuoyuyla paylaşıyorum, düşüncelerimi. Ve şükürler olsun, hiç söylediklerimde yanılmadım. Çünkü dış politika şeytana pabucunu ters giydirme işidir. Öyle iyi niyet falan yoktur. Çıkarlar vardır. Ve şeytanların alanıdır. Orası zeka alanıdır. Orada geri zekalılar hep yenilir. Şimdi efendim, ülkemize dönelim. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz, süreç yaşıyoruz. Zamlar, hayat pahalılığı. Bir gün sabah kalkıp baktık ki elektriğe %127 zam yapılmış. Dolar, döviz, bütün eşyaların, emtiaların fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmış. Hala her gün akşam akaryakıta ciddi zamlar geliyor. İnanılmaz derecede bunaldı, sıkıldı. Herhalde arkadaşlar biraz önce ifade ettiler. Yine mazota ciddi bir zam geliyormuş bu akşam, benzine de. Bu zamları niye yapıyorlar efendim? Ne düşünüyorsunuz? Halkın durumu nedir? Şimdi bir kere bu hükümetin sicili bozuk. Hikaye Bey, sicili bozuk. Bu hükümetin bir planı yok elinde. Bu hükümetin üretimle bir alakası yok. Rantçı, faizci ve dövizci bir hükümet. Faizcileri zengin ediyor. Akşam sabah faiz haramdır diyor. Faizcilere çalışıyor. Dövizcilere çalışıyor. Ve toplu halka da reva gördüğü vergi ve zamlar.
Şu anda emin olun sıkıntı şu, Türkiye'de bir troll seçmen yaratmışlar. Yarın diyelim ki petrolün litresi, yani mazotun litresi 20 TL değil de 200 TL olsa, bunu da haklı görecek bir adamlar var, biliyor musunuz? O kadar aymaz olmuş ki insanlar. Kendisi aç, ağzı kokuyor açlıktan ama başkasını alkışlıyor. Şimdi bu seçmen troll seçmen. Seçmen değil artık, troll. Yani ne olursa olsun ben ölümüne savunacağım, ben aç öleceğim diyor. Sürüneceğim ama başkasının şatavatını, keyfini, yalanlarını alkış tutacağım diyor. Şimdi bu toplumda bir rahatsızlık yaratmaya başladı artık bu. Şimdi her gün zam geliyor. Allah aşkına başka bir ülkede olsa bu zamlar protesto edilmez mi? Ama bakıyorsunuz bu hükümet tamamen vatandaşa karşı baskı ve zulüm uyguluyor. Sesini çıkaranı otomatikmen ya FETÖ'cü, ya terörist, ya bilmem ayrılıkçı, bilmem şucu bucu değil, pat diye bir şekilde içeri atıyor. Yani bir korku iklimi var bakınız. Ve bu korku iklimi, ben Yenilik Partisi Başkanı olarak söylüyorum, bunu yıkmadan Türkiye'de asla biz onurlu bir hayat yaşayamayız. Ben bunun için yola çıkıyorum. Ben bunu yıkmadan bu parti hiçbir işe yaramaz, Yenilik Partisi. Eğer bunu yıkamayacaksak yazıklar olsun bize. Yani 50 yaşına gelmişiz, hala korku, baskı, zulüm. Hem zam geliyor, geçinemiyor millet. Hem de sessiz diyor, hiç sesin çıkmayacak. Çıkarsa seni terörist ilan edeceğim. Mahkeme benim elimde, polis benim elimde, yargı benim elimde. Ondan sonra istihbarat benim elimde, medya benim elimde. Her türlü itibarsızlaştırma yaparım, seni aşağı çekerim diyor. Bu hükümet toplumda meşruiyetini kaybetti. Çünkü yalan söylüyor. İki, zulmediyor. Ayrımcı bir hükümet. Ve halk artık tamamen biat eden bir yığına dönüşmüş durumda. Vatandaşlık bitmiş. Hal böyle olunca ben bunlardan hiçbir şey beklemiyorum. Kötülük dışında, daha fazla kötülük dışında zerre kadar bir şey beklemiyorum. Bakınız, medya ellerinde, bütün devletin kaynakları ellerinde, hepsinin altlarında araçlar var. Bakın, biz araba kullanamıyoruz, 20 TL olmuş mazotun litresi diye. Bakın, ben araç kullanamıyorum, araç. Çünkü 20 TL olmuş kardeşim. Ankara'da trafikte araç sayısı düşmüş. Peki bunların, örneğin saraydaki araçlardan hiç sayısı düşen var mı? Hiç duyuyor musunuz mesela lükslerinden vazgeçtiklerini? Hani Müslümanlıklar böyle bir hırkaydı. Bu palavrayı atıyorlar ya, millete böyle yoksulluğu öve öve bitiremiyorlar. Kendileri şatavat lüks içinde yaşıyor. Ayıp olmuyor mu? Bu Müslümanlığın suistimali değil mi? Ne alakası var bunların İslam'la? Müslümanlıkla ne alakası var bunların? Bunlar Müslümanlık neyesinin dersini verecek insanlar değil. Ve bunlardan hesap sormalı, biliyor musunuz? Çünkü kaybettiğimiz yılların hesabını sormalıyız. Aşağılandığımız dönemlerin hesabını sormalıyız. Vatandaşlıktan köleliğe mahkum edildiğimiz dönemin hesabını sormalıyız. Ve daha önemlisi, bu toplumda istikrar diye gelip istikrarsızlık yaratanların, kutuplaşma bitsin diye gelip kutuplaşmanın en keskinliğini yaratanların toplumda hesap vermesi dönemi başladı artık. Siz şu anda bakanları tanıyor musunuz ya? Kim geliyor, kim gidiyor? Belli değil. Bunlar bakan mı, değil mi? Cumhurbaşkanı hesap vermiyor. Meclis devre dışı tamamen. İkincil yasalar çıkaran asambleye dönüşmüş durumda. Yargı tamamen onların elinde. TRT onların elinde. Bütün uçaklar, saraylar, bilmem her türlü şey onların elinde. Ayıp olmuyor mu ya? Bu sistem dünyanın en diktatöryal sistemidir. Dünyanın en baskıcı sistemidir. Bu sistem yıkılmadan asla Türk milleti asla özgür olamaz. Hepimiz kandırırız birbirimizi. Karşısındaki muhalefete de bakıyorum. Altılı ganyan diyorlar buna. Hakikaten ganyan. Dış destekli toplama kukla muhalefet diyorum ben. Onlar da Erdoğan'ın değirmenine hep su taşıyorlar. Hep yalandan muhalefet, yalancıktan muhalefet. Dışarının güdümlediği, Afganistan benzeri, Irak benzeri bir muhalefet.
Ya biz püsküllü iki belanın arasına düşmüşüz. Türk milleti baskıcı bir rejimin deryasına düşmüş, boğuluyor. Biri de diyor ki boğulma diyor, 6 tane yılan attık, gidin ona sarılın diyor. Kardeşim bıktık biz bunlardan. Lanet olsun. Bunları yıkmadan, bunları siyaset sahnesinden silmeden, bunlara dersini verip, bunlarla hesaplaşmadan asla bizim önümüz açılmayacak. 20 yağ bulamıyoruz, adam hala dalga geçiyor ya. Hala dalga geçiyor polisiye tedbirlerle gelip, yok bilmem saklıyorlarmış da, kardeşim sen ekonomiyi öyle bir noktaya getirmişsin ki batırmışsın işte. Sen bunun farkında değilsin. Ve toplumda bakın, halk ekmeği kuyrukları, yağ kuyrukları, gıda, salatalık 35 TL olmuş ya. 35 TL olmuş salatalık. Bugün bir asgari ücretli 60 litrelik bir normal araç depolar var ya, 60 litre şu bindiğimiz otomobil. 2,5-3 depo alabiliyor ya. 3 depoya çalışıyoruz ya. Biz köleyiz. Biz esiriz. Biz köleyiz. Biz bitmişiz. Bizi insanlar insanlıktan çıkartmış. Biz ailelerimizi geçindiremiyoruz. Sabah çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Bizi insanlıktan çıkartmış bunlar. Ve bu yapı gelip bir de akşam sabah edebiyat yapıyor bize. Yok ekonomi şuymuş, yok bilmem. Hani nerede gazları bunların çıkıyordu? Hani nerede araçları bunların çıkıyordu? Hepsi yalan. Sömürdüler, kaynaklara kondular, yandaşlarına dağıttılar, yandaşlarına dağıttılar. Bütün servet onların eline geçti. Şimdi ekonomideki krizin nemasını onlar kazanıyor. Parası olanlar kazanıyor. Mikail Bey, benim dolarım yok, ben ne kazanabilirim? 4230 TL alan bir asgari ücretli, vay onun haline ne yiyip ne içebilir? Şimdi efendim aslında biz, o parayı da alamıyorlar. Çünkü asgari ücretle esnaflarla konuşuyorum. Yani biz bu parayı ödeyemeyiz diyorlar. Yanımızda çalışanlara işte 2500-3000 liraya razı olsunlar. Biz onlar asgari ücretlerini yatıralım, çeksinler bankadan, getirip üstünü bize versin. Ancak böyle çalıştırabiliyoruz diyorlar. Bakın bu doğru değil mi? Şimdi çok insanlar işte evet. Çok büyük sıkıntıda. Evet. Bakınız Mikail Bey, şöyle Türkiye'de tarih yazacak. Türkiye'nin en diktatöryal sisteminin olduğu dönem bu dönemdir. En baskıcı dönem bu dönemdir. En zorba dönem bu dönemdir. Bu utanmaz muhalefetçiler söyleyemiyor. Çünkü onlar da Erdoğan'ın değirmenine su taşımakla meşguller ve onlar Erdoğan'ı o 9 yıldır başta tuttular. Ben referandumda da gördüm. Kılıçdaroğlu gitti saklandı, İzmir'e saklandı. Babacan ve Davutoğlu Erdoğan'a yalakalık yaptı, onun peşinden gittiler. Ve Erdoğan'ın sistemini getirip oturtmak için tek adam rejimini şiddetle yalandan diyorlar, parlamenter demokratik sistem. Ya siz yıkmak için oy kullandınız, şimdi getirip de affedersiniz biz dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle ya? Ötekisi, onlar da keza, bakınız onlar da FETÖ'cülerin diğerlerinin kuyruğuna takılmış gidiyorlar. Ayıp günah ya, ayıp günah ya. Türkiye'nin düştüğü durum işler açısı. 82 milyon biz vatandaşız, 83 milyon. Bu memlekette üretim yok. Doğru dürüst halkın özgürlüğü yok. Adalet yok. Ve gelişmeye dair bir umut yok. Bakın biz Yenilik Partisi olarak kesinlikle ve kesinlikle üretime dayanan bir ekonominin oluşturulması, enerjide bağımsızlığı getirilmesi için enerji bağımsızlığı açısından bir proje öneriyoruz. Tarım ve hayvancılıkta elektrik projesini öneriyoruz. Eğitimde 3Y projesini öneriyoruz. Dijital kent öneriyoruz. Dijital parayı öneriyoruz. Ve sayısız, somut, net önerilerde bulunuyoruz. Niye? Çünkü enkaz var kardeşim. Yeni bir restorasyon dönemi gerekiyor. Bu diktatöryanın ve onun bütün uzantılarının ve yasalarının iptal edilmesi lazım. Bütün yasalarının, her şeyin iptal edilmesi lazım. Bunun çıkardığı her şey antidemokratiktir. Parlamento şeklen vardı. Bu parlamentonun kesinlikle hiçbir iradesi yoktur. Şimdi böyle bir sistemin bizim getirmemiz gerekiyor. Yani mücadele budur. Mücadele baskıcı ve diktatöryal sistem ve onun kuklalarının oluşturduğu sisteme karşıdır. Bakın ben dünyanın her tarafında bunu gördüm. Bunların trolleri var. Geçen birisi açıklıyor, diyor ki
Elhamdülillah diyor. 300 bin tane diyor trollümüz var diyor. Elhamdülillah diyor ya. Ya Mikail Bey, kimin parasıyla bunlar elhamdülillah diyor ya? Şu hiç ağza bu yakışıyor mu? İşte siyasi İslam budur. Müslümanlığı yok etmek için dizayn edilmiştir siyasi İslam. Siyasi İslam Müslümanlığın baş düşmanıdır. Çünkü kullanır onu. Onun kutsiyetini kullanır. Onun her şeyini kullanarak ayakta kalıp iktidar olmak ister. Diyor ki elhamdülillah diyor. Maşallah. Subhanallah diyor. Hamdolsun diyor. Biz diyor 300 bin tane troll yarattık diyor. Sosyal medyaya hakimiz. Peki bu 300 bin kişinin parası kimden gidiyor? Bizim paramız gidiyor. Peki bu TRT çalışıyor ya, kimin parasıyla çalışıyor? Bizden kesiyorlar ya. Bizden haraç kesiyorlar. Bize karşı kullanıyorlar ya. Ya bizden, bizim paramızı bize karşı kullanıyorlar. Bize karşı propaganda yapıyorlar. Adalet mekanizmasının parasını biz veriyoruz, hakimlerin, savcıların. Bizim kötülüğümüz için adaleti işletiyorlar. Polise biz para veriyoruz, bizi baskı altına tutmak için kullanıyorlar. Bize karşı kullanıyorlar. Askerin parasını biz veriyoruz, bizi korkutmak için yapıyorlar. Bizi, ya vatandaş yoktur ki. Evet. Bize karşıdır bu bütün bu zulüm. Evet. Efendim, hani Türkiye'nin bu kadar krizin içerisinde olması hasabıyla bir seçim bekliyor musunuz? Erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçimin aslında bütün şartları var. Ama erken seçimi yapmazlar. Bakın ben ta başından beri söylüyorum, yapmazlar. Çünkü bu sistemde erken seçim demek, ben yapamıyorum, gelin alın demek. Bunu Erdoğan der mi? Hiç der mi böyle bir şey? Evet. Peki efendim, altı muhalefet parti lideri bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir deklarasyon diyebileceğimiz yayın yaptılar. Sizce parlamenter sisteme dönmemiz gerekiyor mu? Buna bağlı olarak siz de Millet İttifakı'nın içerisinde yer alacak mısınız? Vatandaşlarımız bunu da merak ediyor. Biz ittifaklarda yer almayacağız. Ben bir daha söylüyorum. Türkiye'de baskıcı, diktatoryal bir sistem ile dış destekli toplama kukla muhalefet arasında sıkışmış millet. Yani bu iki kötülüğün birisinden yer aldığımız anda bizim de imhamız anlamına geliyor. Onun için biz yeni bir çatı oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın ben 12'sinde Mersin'e gidiyorum. Mersin'de kongreler başlıyor. İlk kongrelerim başlıyor benim. Yaklaşık bir ay ilk kongrelerimle meşgul olacağım ve akabinde büyük kurultayımızı topluyoruz. Ben şuna inanıyorum Mikail Bey, Türkiye'de artık yeni bir şey lazım. Bu şarttır. Bu eski ve kötü yüzlerle olmaz. Bunların sicili bozuk. Hepsi 40 yıldır siyasette ve ne çektiysek bunlardan çektik. Bunları siyasetin dışına itmeden, siyasette dinozorlar çağına son vermeden hiçbir şey olmaz bakın. Açık söylüyorum. Bunlara son vermeden hiçbir şey olmaz. Kimse kendini kandırmasın. Yalandan yok bilmem 6'ymış, 16'ymış hepsi hikaye. Bizim içinde bulunduğumuz durum içler acısıdır. Geçinemiyoruz, üretim yapamıyoruz, adalet dağıtamıyoruz, özgürlükten yararlanamıyoruz. Hiçbir hakkımız, hukukumuz kalmadı. Bizim bir vatandaş olarak herhangi bir özelliğimiz kalmadı. Bu topraklarda biz nasıl yaşadık? Bu zamana kadar hür yaşadık. Belki açtık ama bir protesto hürriyetimiz vardı. Bugün o da yok. Onun için mücadele bu kötü adamlara karşı bir mücadeledir. Bu mücadeleyi gerçekten Türkiye verirse önü açılır. Yoksa bu zamana kadar Sayın Erdoğan başa gelmeden önce Amerika'daydı. Avrupalılarla görüşüyordu. Amerika'daki Amerikan Başkonsolosu'yla görüşüyordu. Şimdi bunlar da altını ganyanda gelip dış destekli kukla muhalefet. Aynı şeyi yapıyorlar. Türkiye artık bunu kaldıramaz. Türkiye artık dışarının etkisiyle gelmiş dışarının adamlarını kaldıramaz. Onların suflörlüğünü yapan adamları kaldıramaz artık. Artık kendimize gelmemiz lazım. Evet. Bunları kaldıramayız artık. Yani halkın evet ekonomi kötü, onlar da diyor ekonomi kötü. Adalet biz de getireceğiz diyor. Senin kafan nereye bağlı kardeşim? Sen emiri nereden alıyorsun?
Sen İngiliz mandacılarla Amerikan mandacılar arasında Türkiye sıkışmış durumda şu an. Senin kafan ve vücudun bu topraklara bağlı mı değil mi? Değilsin. Niye değiller? Biri federasyoncu, biri özerkçi. Bir tanesi bilmem başka bir şey diyor, benzerini başkası söylüyor. Ya çünkü yönetildikleri yer aynı. Bunların hepsi dışarıdan görüyor. Atatürk'ten bu yana gelen iktidarların hepsi bir şekilde dışarıyla içli dışlı oldu. Evet. Ve bu ülkede egemenlik halktan gitti. Biz şu anda kendi kıyametimizi yaşıyoruz. Bundan kurtulmamız lazım bizim. Evet. Peki, biz kendi kıyametimizi hazırladık. Kendi oylarımızla kendi kıyametimizi hazırladık. Cehennemin yolları hep iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Ve maalesef Türk milleti uyutuldu. Medyasıyla, kamuoyu anket şirketleriyle, ondan sonra kanaat önderleriyle uyutuldu ve geldiğimiz nokta itibariyle sömürüldük. Kaynaklarımız gitti, fakirleştik, yoksullaştık. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına lütfen bana söyleyin. Türkiye'ye gelen Suriyelilerin durumuna bakın. Türkiye'de doğup büyümüş, bu ülkenin vatandaşı olmuş, bu ülkenin sahip olan insanların durumuna bakın. Siz gidin daha geçen yaz gelen Afganların durumuna bakın. Bir tanesi sokakta kalmıyor. Ama şimdi halka bakın. Sürünüyoruz ya. Evet. Efendim Yenilik Partisi şu an bir seçim olsa seçimlere katılma hakkını elde etti mi? Örgütlenmenizi tamamladınız mı? Kongremizi yapıyoruz. Şöyle oluyor Mikail Bey. Önce 41 ilde ve o her ilde de 3 ilçelerin en az 3'te 1'inde kongre yapmak gerekiyor. Şu anda biz şükürler olsun o barajı aştık. İlk kongrelerimizi yapıyoruz ve Nisan ayında da büyük kurultayımızı yapıyoruz. Ondan sonra seçime giriyoruz Allah'ın izniyle. Ve çok yani çok erken bir şekilde süreci tamamlamış oluyoruz. Evet. Peki efendim hani program başından beri konuşuyoruz ama ülkede sizi en çok rahatsız eden şey ne şu anda? Çünkü hakikaten sorun üstüne sorun yaşıyoruz, sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyoruz. Ama Öztürk Yılmaz şu anda ülke için en ağır durumu ne olarak görüyor? Açlık, yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik ve insanların aptal yerine konması, enayi yerine konması. Yani eğer Allah yüce Rabbim ki ben Allah inancı yüksek olan bir insanım. Bizi başkaları aptal yerine koysun diye bu dünyaya getirmedi. Biz aptal olalım, taşeron olalım, başkalarının şakşakçısı olalım diye getirmedi Allah bizi bu dünyaya. Ve yüce Allah onurlu insanlar yarattı. Biz onurlu insanlarız. Bize yalancılara kulak verelim diye, yalancıları dinleyelim, sabah akşam bunların propagandasını dinleyelim diye de biz bu ülkeye onun için şey yapmadık. Bu dünyaya onlar için gelmedik. Onlar iyi yaşasın, biz alkışlayalım diye de gelmedik. Benim için en kritik şey açlıktır, yoksulluktur. Şu anda Türkiye'nin nüfusunun, bakınız %90'ı, %10 kaymak kesin, çok iyi. Onların tuzu kuru, medya onların elinde, her şey onların elinde, aman Allah'ım. Böyle övüp bitiremiyorlar. Ama lütfen sokağa inin. Hadi insinler bakalım sokağa. Geçinemiyoruz ya. Aç millet. Aç. Adaletsizlik var. Allah kimseyi mahkemelere düşürmesin. Adaletsizlik var. Bu hukuk sisteminden hiçbir şey beklemiyorum ben. Hiçbir şey beklemiyorum ben bunu. Bunun acilen A'dan Z'ye değişmesi lazım. İnsanlar aç. Üretim yok. Gençlerimiz yazık. Bu anneler babalar bin bir türlü yoksullukla bunları okutuyor ve hepsi kaçıp gidiyorlar ve ülke boşalıyor, bizimkiler gidiyor da bu ülkeye zerre kadar bir faydası olmaya geliyor. Afganlı geliyor, bilmem Pakistanlı geliyor, Afrikalı geliyor. Biz bu kadar bu ülkeyi ortada bulmadık. İktidar olmak ne demek ya? Neredeyse bizi yüzümüze küfretmedikleri kaldı ya, onu da ediyorlar zaman zaman. Aşağılanmadığımız kalmadı. İktidar olduğunda ne oluyorsun be kardeşim? İşte buna baş kaldırmaktır Yenilik Partisi. Buna res çekmektir. Bunun önüne biat etmemektir. Buna kesinlikle meydan okumaktır ve ben onun liderliğini yapıyorum. O meydan okumayı ben yapacağım. Çünkü benim dışındaki hepsi korkak. Bu zamana kadar 20 yıl salon siyaseti yaptılar.
yalandan alkış siyaseti yaptılar. Yalandan paslaşmalar yaptılar. Ve hiçbir tanesi ortaya çıkıp erkekçe, mertçe bunlara karşı bir duruş sergileyemedi. Onun başkanlığını ben yapacağım. Evet. Efendim, Malatya Teşkilatı'nı ne zaman kuracaksınız Yenilik Partisi'nin? Bir kere Malatya ile ilgili şöyle efendim, Bingöl ve Bitlis bitti. Malatya ile ilgili bir görüşmelerimiz oluyor. Tabii ki il teşkilatı kurmak çok kolay değil. Biz Atatürk'ten bu yana Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuş belki de tek partiyiz. Hani neden? Çünkü hiçbir yere bağımlıyız. Allah'a bağımlıyız. Yüce Rabbime bağımlıyız. Ondan zaten bizim tek sığınağımız o. Başka yok. Yani şu adaletsizliğe, hukuksuzluğa bakınca Allah'tan başka sığınağımız yok. Onun için bize müracaat etsinler. Ben numaramı vereyim şimdi sizin müsaade ederseniz. Direkt cep numaramı vereyim. İsteyen insanlar arasınlar, görüşelim. Evet. Verebilir miyim? Tabii, buyurun. 0531 974 4142. Bu benim tek numaramdır. Eşim de buradan arıyor. Seçmenler de buradan arar beni. Bunu en az 1-2 milyon insanda vardır bu numara. Onun için arayabilirler. Tek telefonumdur. Orayı da kuracağız Allah'ın izniyle. Orasını da teşkilatlandıracağız. Çünkü şu anda biz 50. ile doğru bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Nisan ayı ortasına siz de kurultayımıza bekliyoruz Ankara'da. Mikail Bey, sağcıymış, solcuymuş ben artık onlarda değilim. Efendim, bir kez daha tekrarlar mısınız telefonu? 0531 evet. 974 evet. 4142 41 42 42 evet efendim. Evet. Şimdi ben sağ veya solda değilim. Evet. Ben bunlara da artık inanmıyorum. Evet. Zaten hiçbir zaman burada ben şu anda Türkiye'de ikiye bölünüyor halk. Ya gerçekten insanlık kalitesi ikiye bölünüyor. Doğrular, eğriler. Evet. Namuslular, namussuzlar. Türkiye'de bence mücadele budur artık. Özgürlüğü isteyenler, esarete biat edenler. Evet. Şimdi efendim arkadaşlarımız da bu numarayı bir ekrana verecekler. Herhalde onun çalışmasını yapıyorlar. Ben hemen bir kez daha arkadaşlarımıza hatırlatayım. Pardon, 0531 974 4142. Evet. Sayın Genel Başkan'ın cep telefonu, Sayın Genel Başkan'ın ifadesiyle bu cep telefonu, tek telefonu, kendisi bakıyor, seçmenlerle de görüşüyor, ailesiyle de bu telefonla görüşüyor. Biz de Sayın Genel Başkan'la uzunca bir süre diyebileceğimiz bir süreçtir tanışıyoruz. Aslında siz biliyorsunuz Mikail Bey. Ben de bu telefondan ulaşıyorum kendisine. Malatya Teşkilatı'nı kurmak için eğer talepli olan varsa Sayın Genel Başkan'la birebir de görüşebilirler, evet. Arayabilirler. Bunu buradan bir kez daha ifade edeyim. 975 efendim, değil, 974. 974 0531 974 4142 evet. 974 4142 evet, şimdi oldu. Evet. Bu telefondan Sayın Genel Başkan'a ulaşabilirsiniz. Yenilik Partisi ile ilgili olarak düşüncelerinizi size ifade edebilirsiniz. Size bir de bir esprili bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun efendim. Bitiriyorsunuz galiba. Şimdi Mikail Bey, böyle ben telefonumu veriyorum. Birisi de beni gece aradı saat 3'te. Tabii merak ediyor, acaba doğru mu yanlış mı falan. Telefonu açtım ama uykuluyum böyle. Buyurun dedim falan. Ya dedi başkanım, öylesine bir aradın dedi. Ay iyi yapmışsın dedim. Bayağı bir sohbet etti.
Yani böyle bir yarım saat falan sohbet ettik. Ben de onu kırmadım. Dedi ki, benim numaram da bu, siz de arayabilirsiniz dedim. Hay hay dedim. Neyse, yattım, saat 4 oldu. Sabah uyandım, ertesi gün aklıma geldi. Ve saat 4'te aradım. Bu çalıyor çalıyor, açtı. Dedi ki, başkanım hayırdır dedi falan. Yo, arayın dedim. Evet, evet. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız. Sizi bir gün Malatya'da stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Gerçekten sizinle bir stüdyomuzda program yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız. Ben size teşekkür ediyorum. Yanıtladınız. Son olarak Malatyalılara bir mesajınız var mı efendim? Onda da programımızı kapatmak istiyorum. Bir kere öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ben sizi çok uzunca bir süredir tanışıyoruz, konuşuyoruz. Siz benim dostumsunuz. Katılın dediniz. Ben de bugün hiç itirazsız bir şekilde bugün buraya katıldım. Malatya'daki bizi izleyen bütün kardeşlerime öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Malatya'nın bir özelliği de var. Ben ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Orada okurken yurtta kaldım, yani ODTÜ 9. yurtta kaldım. Orada kaldığım bir Malatyalı arkadaşım vardı. Bize Kayseri getirdi. Dolayısıyla Malatya'yı böyle hep güzel şeyler. O gelince kesin Kayseri'miz geldi derdik. Ve güler yüzlü bir insandı. Allah selametlik versin. Malatya'nın insanı akıllıdır, çalışkandır. Türkiye'nin dört bir tarafında pırıl pırıl insanlar vardır. Benim de çok güzel dostlarım var. Gerçekten Malatya Spor'u da takip ediyorum zaman zaman. İnşallah. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. İnşallah. Biliyorum. Biliyorum. Destekçinizim. Destekçinizim. Onu söyleyeyim. İnşallah o sıkıntıları da aşar hepsi. Bütün kardeşlerime ben saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Umutsuz olmasınlar. Umutsuzluk, ben hep şey derim, umudun ışığı asla sönmez. Allah varsa gam yoktur. Gerçekten bizi yaratan O'dur. Elbette bir ışık vardır. Ve biz de insan olarak o ışığı yakalayıp toplumun önüne koymakla meşgulüz. İnşallah Allah bizim de yolumuzu açık eder. Halis niyetle eder. Başkaları gibi yapmaz. Zaten öyle yapacaksa da hiç fırsat vermesin bize de. Çünkü önemli olan topluma iyi şekilde yaklaşabilmek ve toplumun taleplerine karşılık verebilmektir siyaset. En önemli şey budur. Siyaset bir hizmet üretebilmek. Toplumun sorunlarını çözme sanatıdır. İnşallah biz çözeriz. Malatya'mız için de iyi olur. Türkiye'miz için iyi olur. Ve sizler hepimiz için iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun programımıza katıldınız. Sorularımızı yanıtladınız. Biraz teknik problemler yaşadık. İnşallah onu da en kısa süre olsun. Olsun. Olur öyle şeyler. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sayın Öztürk Yılmaz'dı. Yenilik Partisi Genel Başkanı. Gündeme dair sorularınızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Başarılar diliyoruz. Başka bir programda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim? 112 112. Artık Türkiye'nin her yerinden